Şimdi aslında filmin temel fikri şuna dayanıyor. Romantik komediler genellikle işte yakışıklı olanlar, güzel kızlar ve büyük şehirler ekseninde geçiyor. Büyük bir aşk hikayesi küçük bir yerde geçseydi ne olurdu fikrine dayandı film. Ve çok da güzel oldu. Küçük yerler, yeşillik alanlar, küçük bir kasaba. Ama aşk her zaman hala büyük. Üstüne üstlük hani çok güzel kızlar, çok yakışıklı erkekler olmasa da aşkın çok güzel olduğu, aşkın insanı çok güzelleştirdiği ile ilgili bir hikayeydi. O yüzden o hoşumuza gitti. Ve çekerken de çok eğlenceli oldu bizim için. Çok keyif aldım. Filmin çekimleri esnasında çok değerli oyuncularla çalıştım gerçekten. Benim için yeri hep ayrı olacak bu filmi. Sinop ve Boyabat'ta çok güzel bir coğrafyada çektik filmi. O da benim için çok keyifliydi. 14 Şubat'ta herkesi bekliyoruz. İçimizi ısıttı bizim. Umarım izleyicilerin de içini ısıtır. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için, destek olduğunuz için. Sağ olun. 14 Şubat olması tatlı tabii. Sevgilisini alan gidebilir, eğlenirler de garantisi var ama ben hep istiyorum ki bu film o anlamda bütün aileleri, çocuklar, çoluk çocuk toplaşıp gidebilirler. Ben azıcık küfür ediyorum. Belki orada sıkıntı çıkabilir ama o da hayatın bir gerçeği. Biz filmde çektiğimiz her şeyi gerçekte neyse filmde de orada kullanmaya çalıştık. O anlamda söyleyebileceğim hani bu filmin bir mesaj kaygısı, bir iddiası değildi. Bu film gerçekten neyse onun bir şeyi gibi oldu. Yani kayda alınmış versiyonu gibi oldu. O yüzden güzel olacak inşallah. Aynen. Yani Algın da dediği gibi bir mesaj olarak değil bu. Hep söylediğimiz gibi yani Yeşilçam'dan beri bunun yazılmasının bir nedeni var. Bu gerçek bir olay çünkü. Yani aşk ne kadar gerçekse birbirine insanların aşık olması çok kolay bir durum. Zengin, fakir diye ayrım olma ihtimali yok. Yani insanların birbirini nasıl görmesiyle alakalı bir durum olduğu için. Aynı hikayeyi biz tekrar yazdık. Sağ olsun Barış Başar kaleme aldı. Ünal Yeter'le beraber aslında. Ve biz bir gerçeği yansıtıyoruz aslında burada. Yani işin yalan kısmı yok. Sadece buna tatlı sürprizler ekledik filmimizde. İşin içine oyunculuklar girdi. Sağ olsun hocamızın yönetmenliği girdi, görseller girdi. Ve bunu Algın da dediği gibi kayda alınmış versiyonunu tekrar insanlara yansıtmaya çalışacağız. Beğeneceklerini umuyoruz. Biz çekerken çok eğlendik. İzleme fırsatı henüz bulamadık. Umarım kurgu bittikten sonra izleyeceğiz. Bitti mi? Bitmiş. Evet artık izleyebilir miyiz? Artık bizde değil. Ve yok, burada yok. Gerçekten insanları eğlendirecek. O yüzden mesaj olarak söyleyeceğim bir şey değil bu aslında ama sinemaya gittiklerinde pişman olmayacaklar. Bizim filmimizi izlediklerinde insanlar pişman olmayacaklar. Ben bundan en azından eminim. Biz ekip olarak bundan eminiz. Umarım mahcup olmayız. Umarım seyircilerimiz de beğenir.